İş, ekonomi, sanayi ve ticaret dünyasını bir araya getiren MÜSİAD Vizyoner 23 zirvesi İstanbul'da yapıldı. Etkinlikte konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın başarılarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türk sanayinin yükselişine dikkat çekti. Ve dünyada en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinen, işte en yakın rakibi Amerikalı rakibi, SİHA'ları üretmiş durumda. Ve hatta teknolojiyi kullanma açısından bakacak olursanız, Türk orduları SİHA'larla kazanılan ilk savaşı da bu uçaklarla, Bayraktar TB2'lerle kazanmış durumda. Selçuk Bayraktar, Baykar'ın başarılarını böyle sıraladı. Gençlere seslendi. Bu mücadeleye başladığımız ilk günden itibaren hayalimiz olan, kızıl elmamız olan, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'yı milletimize verdiğimiz tarihten önce verdiğimiz milletimize verdiğimiz sözü atfen o verdiğimiz tarihten önce söz verdiğimiz tarihten önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bir anlamda havacılığın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış oldu. Azimle, gayretle, dost doğru ahlaktan ve etikten ayrılmadan çalışırsan ve bugünün yarışlarına değil de geleceğin yarışlarına şimdiden odaklanırsan, azami gayreti gösterirsen, ahlaktan etikten ayrılmazsan ve insanlığın faydasına çalışırsan dünyanın en iyisini yapabilirsin. Hep buna inan. MÜSİAD Vizyoner 23 zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. İş, ekonomi, sanayi ve ticaret dünyasını bir araya getiren etkinlikte açılış konuşmasını Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı. Bayraktar, hava savunma sanayinde gelinen başarıya dikkat çekti. Bizler dünyada teknoloji ve bilimin kurucu babası olan bir medeniyetiz. Bayraktar TB2'ler rekor bir yerli katkıyla, %93'ten fazla bir yerli katkıyla 33 ülkeye ihraç ediliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat rakamlarının günden güne arttığını söyledi. Altyapısı ve üst yapısı tamamen yenilenerek eğitim ve sağlık alanında, sanayide, tarımda, turizmde, taşımacılıkta, tüm hizmetler sektörlerinde ve ihracatta güçlü, başarılı bir ülke ve ekonomi meydana getirmeyi başardık. 2024 yılı bütçemizde Ticaret Bakanlığı olarak ihracata verdiğimiz destekleri %115 arttırarak inşallah ihracatçılarımızın istifadesine sunacağız. Toplamda şu anda yıllık bazda 255 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı olmak üzere 2023 yılında en az 355 milyar dolar bir döviz geliri kazanmayı başaracağız. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Kacır, Türk sanayisinin küresel üretim üstlerinden biri olduğunu vurguladı. Türk sanayi küresel üretim üstlerinden biridir. 2002 yılında ancak 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız bugün 254 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu ihracatın yaklaşık 240 milyar dolarını imalat sanayi oluşturuyor. Gurur verici bir tablo. Kacır, Türkiye'nin ikinci yüzyılında da yerli üretime devam edeceğini sinyalini verdi. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye yüzyılını üretim ve katma değer yüzyılı yapmak için hep birlikte çalışacağız. Mavi vatanında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu yüzdüren Milli Yüksek Çözünürlüklü Gözlem Uydusu İMECE ile uzayda ben de varım diyen bir Türkiye'den bahsediyoruz.